Hanımlar beyler, günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? İntern doktorum, evet. Son sınıf tıp öğrencisiyim. Çok güzel. Ders çalışıyorum, dershaneye gidiyorum. Boş vakit buldukça spora gidiyorum. Eğer daha çok boş zamanım kalırsa da kitap okuyorum. Çok güzel, harika. Peki uzmanlık ne hayal ediyorsunuz? Plastik cerrahi veya psikiyatri arasında gidip geliyorum. Evet. Hadi bakalım, hayırlısı. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bir puan hayaliniz var mı? Yani çok bir hayalim yok açıkçası. Bakalım görelim. Bakalım görelim. Tamam. Nasıl heyecanlıyım çünkü. Peki öyle. Başlayalım ister misiniz hemen? Tabii başlayabiliriz. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan. Harf alabilir miyim? Tabii. Dikkatli, titiz. Böyle bir şey yapıyor. O işi çok nokta nokta tutmamız lazım. Sıkı. Sıkı doğru cevap. Dört harfli mecaz anlam ve aynı zamanda bir sıfat geliyor. Bakalım neymiş? Mecaz anlamda minnet altında kalan. Harf alabilir miyim? Tabii. Mecaz anlamda. Hani ona çok, ya ben ona biraz nokta nokta kaldım denir. Hamile. Gebe. Gebe doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Müzikten geliyor, buyursunlar. Telli çalgılar ailesine ait pena veya parmakların tellere vurmasıyla ses çıkaran gitar. Bir müzik aleti. Gitar doğru cevap. Beş harflilerdeyiz yine. İtalyanca kökenli bir sözcük. Bakalım tek kelime cevap. Bir şeyi çekmeye yarayan ucu çengelli demir çubuk. Harf alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. C. Bir şeyi çakmaya yarayan, çekmeye yarayan ucu çengelli demir çubuk. Elinizle bir çengel işareti yapar mısınız? Hah. Onunla bir şey çekeceksiniz. Kanca. Kanca doğru cevap. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli bir sıfat isteyeceğiz. Gelsin bakalım. Mide bulandıran, tiksindiren anlamına gelen sıfat. Harf alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Yumuşak G. İğrenç. İğrenç doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Buyursunlar. Sinemada bir filmin uzunluğunu belirten ölçü birimi. Metraj. Metraj doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Türkçe kökenli yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Kabadayı ağzında yaşlı kimselere söylenen küçümseyici bir seslenme sözü. Harf alabilir miyim? Alabilirsiniz. B. Harf alabilir miyim? İki harf alabilirsiniz artık. Öyle. Yapım eki almış zaten. Oraya bir sesli harf koyun. Babalık. Babalık doğru cevap. Tuğçe Hanım, yarışmanın ortasındayız. 3100 puanımız var. 2 dakika 6 saniyede süremiz var. 2 harf kaldı alabileceğiniz. Yani o 2 harfi alırsanız da 1 saniye arttırmanız gerekiyor. Yani halledilir o. Ama 2 harfi keşke almasanız. Tamam. Yani kazanmak için. Tamam. Tamam. İyisiniz. İyiyim. Haydi bakalım, hayırlısı. Efendim bir diğer 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Fransızca kökenli bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Bireysel özgürlükler üzerine kurulu bir dünya görüşünü benimsemiş olan. Demokrat. Değil. Hümanist. Değil. Bunun ekonomisi de var. Nokta nokta ekonomi. Bireysel özgürlük. Fransızca kökenli. Fransızca hiç aşinalığınız var mı? Az çok. Tamam, yani bu özgürlük... Monarşi. Değil. değil Tuğçe Hanım. Eski hala var mı ya? Diyebiliyor musun? Harf alabilir miyim? Bir tane. Ay, tamam. Liberal.
Evet, liberal doğru cevap. Efendim geçtik 8 harflilere. Bakalım yoksunluk eki almış. Yazık, gelsin bakayım sorusu. Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz olan. Son harfimi alabilir miyim? Son harfinizi alırsınız tabii. Ç. Mesela yürürlükten çıkarılmış para. Onu bir yere verdiniz. Hı hı. O size yalnız bu nokta nokta diyecek. Geçersiz. Geçersiz doğru cevap. Yani bekleseydiniz ben bunu yine söyleyecektim. Muhtemelen harfe de ihtiyacınız olmayacaktı. Evet, Tunç Hanım büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Boşa harcanmış bir harf oldu. 8 harflerle devam ediyoruz. 2 harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz soruyu. Azar azar akıtma anlamına gelen bir söz. Damlatma? Değil. Daha az. Böyle dökülmüyor da, böyle akmıyor da. Yani böyle büyük bir kırıktan... Sızmak. Ne? Sızıntı. Ben mesela çatlamışım, bana diyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Benim... Sızmak. Hayır. Süre gidiyor efendim. Bir an durdurabilirsiniz, tamam. Bileceksiniz çünkü. Bir kap için ne deriz? Yani bir kap var. Dediniz ya demin. Doğru aslında. Kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Sız. Sız. Ha, bu mesela çatlamış. Buradan akıyor. Ne diyoruz buna? Sızdırma. Sızdırma diyoruz. Doğru cevap. Gerçekten ite kaka, evet, ite evet. Kaka Türkçe. Burası bambaşkaymış ama gerçekten. 9 harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz sizden. Gelsin bakalım. Bir işi ya da etkinliği adım adım düşünerek düzenlemek. Planlamak. Evet. Planlamak. Evet. Planlamak doğru cevap. Süreniz 5 saniye. Tamam. Çok hızlı hareket etmeniz. Tamam. Efendim iki kelime yine 9 harfli. İlk kelime Arapça kökenli, ikinci kelime de mastarla bitiyor. Yani olur. Tamam. Gelsin bakayım sor. Değerli bir fırsatın veya çabanın kıymetini yitirmesi. Değersiz. Çabanın kıymetini Yok. Yitirmesi. Değerli bir fırsatın veya çabanın kıymetini yitirmesi. Böyle işte fırsatı kaçırmak gibi değil de işte. Yani kullanamamak gibi. Yani böyle şansınız denemişsiniz ama harcamışsınız gibi. Aa nokta nokta deriz. Vazgeçmek mi? Hayır değil. Değil asla değil. Mesela nasıl diyeceğiz? Gelmeyin. Gelmeyince gel. Editörün ipucu. Bir çuval inciri. Berbat etmek. Ha, değil tabii ki. Heba etmek olacaktı. Hiç beklemiyorduk. Üzgün alkış ama yedik sevgili izleyenler. Olsun. Önemli olan eğlenmek. Evet. Tunç Hanım asla inanmadan. Efendim 10 harfli 2 tane cevaba ihtiyacımız var. İlki Fransızca kökenli müzikten geliyor. Bakalım soruya. Kontrbastan küçük, 4 sürtme telli bir orkestra çalgısı. 2 harf, 2 kelimeli mi? Yok. 4 orkestra çalgısı. Mesela kemanın bir büyüğüne ne denir biliyor musunuz? Evet. Ha biliyorsunuz, evet. Tamam siz de kalsın. Ben de kaldım. Kontrbas mıydı? İşte onun küçüğü. Küçüğü. Çello değil. Aslında çello ama diğer adı. Aa çıkmadı. Çellolarca. Çellolarca. Violonsel olacaktı. Kalpler kırıldı Tuğçe Hanım. Hiç beklemiyorduk. Gerçekten cayır cayır giderken birden tökezledik. Evet. Olsun çok eğlenceliydi evet, ama ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.